Başlıyorum. Tamam. Baştan başlıyorum. Ne kadar değilsin? Fazla. Merhabalar, ben Saleyla Mumcu. 24 yaşındayım. Elimin kalemi tuttuğu yaşlardan beri çizim yapıyorum. Yani gördüğüm, görmediğim, imgelediğim her şeyi çiziyordum çok küçük yaşlardan beri. Daha sonra dövmeyle tanıştım. Dövmeyle tanışmam biraz erken oldu, 15 yaşındaydım. Tabii 15 yaşının vermiş olduğu toylukla diyebilirim. Yani çok kameraya bakamıyorum bu arada ya. Nasıl yapacağız onu? Sıkıntı olur mu? Tamam, çünkü bakınca böyle kalıyorum. Okay. Nereden devam edecektim? Hayattan çok fazla keyif alan bir insanım, yaşamaktan. Yani yaşamın her anından fazlasıyla keyif almaya çalışan bir insanım. Kendimi böyle anlatabilirim. Dışarıdan biraz soğuk durduğum söyleniyor ama aksine çok pozitif bir insanım. Yani hayata bakış açım vesaire hep pozitiflik düzenidir. Yaptığım işlerden dolayı karanlık tarafımı hep yansıtıyorum. Aslında bütün birçok sanatçı karanlıktan beslenir aslında. Ben de ondan besleniyorum. O bir yana dursun ama hayata bakış açım hep pozitiftir. Keyif alıyorum o hayatta. Dövmeye nasıl başladım? Şöyle, kısa bir güzel sanatlar geçmişim var. Liseyi güzel sanatlar okumuştum. Fakat o dönem bazı durumlardan dolayı devam etmedim ve dövme yapmaya karar verdim. Ben dövmeci olacağım diye asi bir çıkışma yaptım. Daha sonra 14-15 yaşındaydım bu arada. Tabii o dönemin vermiş olduğu toylukla çok devam edemedim. Sadece bir girizgah yapmış bulundum. Ailemin de desteği sağ olsun. İşte ilk dövmemi babama yaptım. Daha sonra bütün aile üyelerini tek tek böyle boyayarak, kobay bularak, eşimden, dostumdan, arkadaşımdan devam ettim. Daha sonra tam aktif profesyonel olarak başlangıcım 2019 diyebiliriz. O zamandan beri de deniyorum, yanılıyorum. Hala arayıştayım. Benim için hiçbir zaman usta-çırak ilişkisi olmadı. Hep böyle kendim deneyerek, yanılarak, daha çok yanılarak ilerledim. Tabii ki bana yol gösteren çok değerli sanatçı arkadaşlarım vardı. Zafer Fatih Öztoy Kadıköy'den. Çok severim, dostumdur aynı zamanda. Bana makinanın, işte dövmenin bütün inceliklerini, her şeyini gösteren insandı. Daha sonra kendi gayretimle devam ettirdiğim bir süreç haline geldi. Sonra tabii ki diğer çalışma arkadaşlarımdan, diğer sanatçılardan ilham alarak, bilgi alarak, paylaşım yaparak ilerlettiğim bir süreç haline geldi. Bu yüzden uzun sürdü diyebilirim kendi adıma ama ben bu durumdan mutluyum. Çünkü kendim denedim ve kendim yanıldım. Tabii ki usta-çırak ilişkisi önemli, bu sektörde çok daha önemli. Yani bir şeyi yanlış bilip, o yanlışı düzeltmek, bir şeyi hiç bilmeyen bir insana öğretmekten zor. Cümlenin başını unuttum. Bir dakika. Bir şeyi. Yes. Doğru. Var. Aslında bu da beni keyiflendiren bir şey. Çünkü o dönem bana güvenmişler. Hata yapmışlar ama bu dönem tekrar güveniyorlar. Yani ikinci bir şansı verdiler. Yani evet, yaptığım oldu. Oluyor, hala da oldu. Ben bir şeyleri çok fazla spontane yaşayan bir tipim. Yani gerek sosyal hayatımda, sosyal ilişkilerimde olsun, diğer kulvarlarda da öyle. Tabii ki hayata dair planlar yaptığımda kafamda belli başlı şemaller çiziyorum ama dövme benim için biraz daha uçsuz bucaksız bir noktadaydı. Yani ne olacağını, hangi noktaya gideceğimi ben de kestirememiştim. Ailem de kestiremedi. Hatta onlar direkt olarak işte birkaç makine, birilerini boyarım, eğlenirim, keyifli bir hobi olur benim için diye düşünmüşlerdi. Ama çizimle olan ilişkim günün birinde resmin herhangi bir alt dalıyla ilgilenip, onda gerçekten varımı yoğumu ortaya koyup, maddi manevi. İddialı olacak ama yani en iyilerinden mi diyeyim? Hani bu şey olarak anlaşılmasın istemem bu arada. Hani gerçekten yapabildiğimin en iyisini, kendi adıma konuşayım, yapabildiğimin en iyisini yaparak bir resmin alt dalıyla hep uğraşmak istemiştim. Yani kendimi güzel bir yerde görüyorum. Ama hiçbir zaman planlarım doğrultusunda, yani şu noktada olayım, bırakacağım gibi bir nokta da değil benim için. Politikacı gibi yanıt verdim. Yapıyorum onu. Tamam. Başka yanıt mı verir? Tabii ki mutlu ediyor ama bu da sürecin bir parçası olarak mutlu ediyor. Yani ben burada durmak istemiyorum. Hani yapabildiğimden iyisini yapmak adına. İlerlemek istiyorum tabii ki.
sürecin bir parçası olduğu için mutluyum. Yolda olmayı seviyorum. Küçüklüğümden beri böyle İskandinav hayatını deneyimlemek istemiştim. Yani o soğuğu bir yemek istemiştim. O bölgelerde çalışmak istemiştim. Ve oradaki insanlar çok, bilmiyorum havadan sudan mıdır ve bembeyaz tenlerinden midir? Dark, realistik dövmeler bu insanlara çok yakışıyor ve hepsi de bunu istiyor çoğunlukla. Yani kendi yaptığım tarz alan olarak da çok mutlu döndüm oradan yani. O yüzden Finlandiya deneyim benim için süper geçti. Ortalama 2 yıl kaldım. Daha sonra Türkiye'ye geldim. Türkiye'ye geldikten sonra işte tekrar İstanbul'da Kadıköy'deyim. Nişantaşı Kadıköy arası gidip geliyorum. Sürekli guest artist olarak çalışmaya başladım. Avrupa'da çeşitli stüdyolara gidiyorum. Dönmeciler kazanıyor. Yani şöyle, işini iyi yapan dönmeciler kazanıyor tabii ki. Yani işini iyi yapmayanlar da kazanıyor. Ekseriyetle onlar kazanıyor. Sirkülasyon. Buraya beni aramalarına geliyorum. Sadece çok sıcak buldum. Stüdyo çok sıcak, çok tatlı buldum. İzmir'de çok berbat bir sıcağı var şu an. Ama stüdyomuz klimalıdır. O yüzden sevgiliyiz. Berbat. Tabii ki de. Yani gözlerim kapalı, dövme yapamam. Sadece şu aşağıda farklı bir şey soruyordun sanırım. Neredeyse oturup yapıyorum. Demek insanı çok değiştiriyor. Hayır, şöyle. Sadece isim yazabilirim muhtemelen. O da el yazısı, elimi kaldırmadan. Yani başladığım noktayı görüp kapattıktan sonra güzel bir form çıkarırım diye düşünüyorum. Ama çizgisel tabii ki yani, elimi kaldırmadan. Yani bitirdiğim noktayı gözün kapalı bulmanın herhangi bir imkanı yok. Bilen varsa yorumlara yazabilirim. Anlayayım. Ben hiç bilmiyorum. Ben bazen zaten gözüm açıkken yazmakta da zorlanıyorum. Şöyle ki, gerçekten gerekli pratikle, yani bu işin üzerine sabırla, müthiş bir özveriyle düşen herkes bu işten, bu işin ekmeğini de yer. Ve mutlu da olur. Yani geri dönüşünden de mutlu. Tamamen pratiğe bağlı olduğunu düşünüyorum. O yüzden gerçekten yeterli özveriye sahipse kişi. Bunu zaten söyledim ya. Tabii ki sanat altyapısı gerekiyor. Yani diğer türlü olan birçok iş sadece kopya oluyor. Yani bu da bir insanı ne kadar mutlu eder ya da karşısındaki ne kadar mutlu eder bilemiyorum. O yüzden en azından sanatçı perspektifi, bir altyapısı gerekiyor. Ama günümüzde bu çok kolay. Yani çok kolaydan kastım, buna erişim çok daha kolay. Daha önceleri bu kadar kurslar yoktu, ne bileyim, teknoloji böyle bir noktada değildi. Hiçbirimizin tahmin edebileceği bir noktada değil şu an yani. AI'lerden tut da işte makinelerin, iğnelerin vesaire. Her şey aslında daha bu işi kolay yapmaya yönelik. Doğru kelimeyi bulmaya çalıştım ama bence kolay yapmaya yönelik. Yani erişimin kolay olmasından kaynaklı. Bence her şey çok daha hızlı ilerleyebiliriz. dediğim gibi yapabilir ama sadece kopya olur. Yani hiç imgeselden bir şey tasarlayamamış, bunu somut bir şekilde karşısına dökememiş bir insanın orijinal bir şey üretebileceğine olan inancım çok yok. Yani resim bilgisinden kastım tabii ki resmin matematiğiyle alakalı da bir durum. Ama resim görüşü de çok önemli. Yani bu insanın tasarım yaratma sürecinde de kopyaya düştüğünü düşünüyorum. Yani o yüzden kopyayla belli bir yere kadar ilerleyebilirsin. Bence. Şöyle, dönem ressamlarına bakalım ya da ne diyeyim, Rönesans ressamlarına bakalım. Aslında bütün ekoller, bütün sanat akımları hep birbirinden etkilenmiş ve bu noktaya, şu an geldiğimiz noktaya gelmiş. O yüzden muhakkak etkilenmeler vardır. Yani hepimiz şu anda birbirimizden de etkileniyoruz, Instagram keşfetten de etkileniyoruz. Yani gördüğümüz bütün tarzlardan etkilenebiliriz ama ortaya çıkan sonuç zaten bizim kendi harmanladığımız bu verilerle başa çıkış şeklimiz yani.
O yüzden özgün olmak tabii ki mümkün. Etkilenerek de özgün olunabilir bence. Aslında sanatla uğraşan birçok insanın bence diğer sanat dallarıyla muhakkak bir ilgisi vardır. Müziği çok severim. Yani müzik kendim bir enstrüman çalamıyorum maalesef ama Efer Stüdyo'da fingerlatıyorum. Teknoloji çocuğum. Müthiş bir müzik dinleyicisi değilim ben de. Yani çok keyif alırım sanatın her dalında. Fakat hep benim haz noktam biraz daha yaratma aşamam görüyle alakalı. Görsele dayalı bir sanatla olduğu için diğer dallarla pek üretici olarak bir şey yapamadım maalesef. Peki enstrüman çalmak çok isterim. Ama şu anda hakkını verebilecek enerjide olmadığımı bildiğim için başlamıyorum. Genel ve çok zor bir soru gibi geldi bu şu an. Niye öyle oldu? Benimki muhtemelen yani bu sorunun cevabı saat başı değişir. Bence bu da beni tanımlayabilir. Politikacı bir cevap yine. Peki böyle politika yapmayın herhalde. Kestik. Kalite, kalite, kalite. Bence kalite marka. Evet.